Evet, Konya'ya gidiyoruz şimdi. Konya Akşehir'de bu yıl 64.sü düzenlenen Uluslararası Akşehir Nasrettin Hoca Şenliği var. Muhabirimiz Hasan Uğur günaydın Konya'da. Yanında da konuğu var. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay. Hasan, sözü sana bırakıyorum. Evet, dünyaca ünlü mizah ustası, bilge insan Nasrettin Hoca'nın hatırası bugün Konya Akşehir'de yaşatılıyor. 64. Uluslararası Akşehir Nasrettin Hoca Şenliği bugün başlıyor. Şenliği ve elbette Konya'yı yayın konuğumuz Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Uğur İbrahim Altay'la konuşacağız. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Artık yarım asrı deviren bir şenlik söz konusu. Kurban Bayramı sonrası Konya'da bir kültür bayramı yaşanıyor. Bu yıl şenlikte ziyaretçileri neler bekliyor? Tabii şu anda Nasrettin Hoca'nın tabiriyle dünyanın merkezinde bulunuyoruz, Akşehir'de. Hoca Nasrettin burada uzun süre yaşamış, kadılık görevi dahil birçok görevlerde bulunmuş ve türbesinin bulunduğu ilçedeyiz. Nasrettin Hoca, sizin de ifade ettiğiniz gibi kültür dünyamızın hiciv ustalarından birisi. Gülerken düşündüren ve hepimize mesajlar veren önemli bir kişilik ve bununla ilgili 64. Uluslararası Nasrettin Hoca etkinliklerinin Konya Akşehir'de bugün başlangıcını gerçekleştiriyoruz. Birazdan geleneğimizde olduğu üzere Dellal'ın şenliğe çağırmasıyla etkinlikler başlayacak. Sonra her yıl ünlü bir sanatçımızın temsil olarak Nasrettin Hoca'ya büründüğü kıyafetiyle o törenlere çağıracak. Kortej yürüyüşünü gerçekleştireceğiz ve Nasrettin Hoca denince aklımıza gelen önemli hatıralardan birisi, anlardan birisi göle maya çalma ritüelini gerçekleştireceğiz ve şenlikler böylece başlamış olacak. 5-10 Temmuz arasında Akşehir'de gelenler için şenliklerimizde birçok etkinlik olacak. Tiyatro gösterileri, konserler, önemli sanatçıların etkinlikleri, Nasrettin Hoca hikayelerinin, fıkralarının canlandırıldığı ve esnafımızın hazırlıkları tamamladığı, gelenlere keyifli vakit geçirecek Nasrettin Hoca'ya yakışır etkinliklerin planlamasını yaptık. Ayrıca uluslararası kapsamda fotoğraf ve diğer yarışmaların ödül törenlerini de burada gerçekleştirmiş olacağız. Akşehir'e gelmek için birçok neden var. Burası Nasrettin Hoca'nın şehri, Tarık Buğra'nın şehri, Batı Karargahı Cephesi'nin merkezi. Özellikle büyük taarruz sırasında 9 ay 10 gün boyunca Batı Cephesi Karargahı'nın merkezi Akşehir'de bulunmuş ve büyük taarruzun hazırlıkları Mustafa Kemal Atatürk'ün defalarca gelmesiyle Akşehir'de gerçekleştirilmiş. Büyükşehir Belediye'miz tarafından restore edilen Arasta'da o gün insanlarımız hem askerimizin kılık kıyafetini hem de cephanelini hazırlamakla ilgili önemli işler yürütmüşler. Aslında geldiğinizde gastronomiden kültürel mirasa kadar, Nasrettin Hoca'dan Tarık Buğra'ya kadar, Seyit Mahmut Hayrani'den Nimetullah Nahçıvan'a kadar birçok güzelliği görebileceğiniz bir merkezde bulunuyoruz. Biz bütün hazırlıklarımızı gerçekleştirdik. İnşallah 5 gün boyunca onları Akşehir'e davet ediyoruz. Gelemeyenler üzülmesinler. Gelecek yıl 65. etkinlikte daha güçlü bir şekilde burada olacağız. Efendim, 2 gündür Habertürk ekibi olarak Akşehir'deyiz. Evet. Birçok turiste de rastladık aslında Akşehir'de. Bu tarz etkinlikler aynı zamanda Konya'nın turizm potansiyelini de gösteriyor değil mi? Tabii Konya coğrafi alanıyla Türkiye'nin en büyük ili. Merkezin dışında 28 ilçesinde her ilçesinin kendine özgü bir kültürel mirası, gastronomisi ve kültür var. Bunu yaşatmak adına ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Bugün Akşehir'deyiz, Nasrettin Hoca etkinliklerini düzenliyoruz ama Beyşehir'de Beyşehir Gölü'yle, Yerköprü Şelalesi'yle, Hadim, Taşkent, Bozkır'daki yaylalarıyla, Tuz Gölü'yle, Ereğli ve İvriz'deki kayak abartma anıtlarıyla ve birçok kültürel mirasıyla aslında Konya turizmin önemli merkezlerinden birisi. Ama bizim en önemli değerimiz bir Selçuklu Darülmülkü olarak Hazreti Mevlana ve insanlar, özellikle yerli ve yabancı turistler, Hazreti Mevlana'yı görmek için Konya'mıza ziyarete geliyorlar. Biz Konya'nın turizm destinasyonunu geliştirmek, bir taraftan da çeşitlendirmekle ilgili önemli işler yapıyoruz. Bugünlerde Çatalhöyük karşılama merkezimizi tamamlamak üzereyiz. İnsanlığın ilk yerleşik hayatı olan Çatalhöyük'ten itibaren 10 bin yıldır insanlar bu bölgede yaşıyorlar ve üretiyorlar. Dolayısıyla o günden bugüne aktarılan birçok kültürel mirasımız, kültürel kimliğimiz ve insanlarımız var. Onları anlatmak için büyük bir çaba içerisindeyiz. Son yıllarda Konya'nın turizmi hızla gelişiyor. Bugün burada yapmış olduğumuz Nasrettin Hoca şenlikleri gibi uzun süredir devam eden şenliklerimiz, etkinliklerimiz ve kültürel programlarımızla birlikte insanlarımızı Konya'da en güzel şekilde ağırlamak ve Türk İslam kültürünü onlara anlatmakla ilgili bir çaba içerisindeyiz. İnşallah Konya'nın turizminin çok daha geliştiğine hepimiz şahitlik edeceğiz. Konya gelen ziyaretçilerin hem gönlünü hem kalbini hem de bedenini, ruhunu doyuran bir şehir. Onun için Konya'ya gelmek için birçok neden var. Hızlı trenle, uçakla, karayoluyla Konya'ya gelebilirler. Tüm misafirlerimizi bu vesileyle hem Akşehir'deki Nasrettin Hoca
etkinliklerimize, dünyanın merkezine, Hazreti Mevlana'nın şehrine, Selçuklu'nun Darül Mülk'üne davet ediyoruz. Efendim, son olarak çok kısa rica edeceğim. Aynı zamanda turizm kapsamında çok kapsamlı restorasyon çalışmaları da yürütülüyor. Dilerseniz ondan da kısa bahsedelim. Tabii Akşehir, Sultan Dağları'nın eteklerinde insanlığın geçmişten itibaren yaşadığı önemli ilçelerden birisi. Arasta restorasyonu, 200'den fazla tescilli yapısı, kendisine ait hanları, hamamları, Selçuk'tan kalma önemli eserleriyle birlikte burada ciddi restorasyon çalışmaları yürütüyoruz. Adeta bir açık hava müzesine dönüşmüş durumda Akşehir'imiz. Sokaklarında sokak sağlıklaştırılması, kültürel mirasın ortaya çıkmasıyla ilgili süreçler devam ediyor. Ticari hayatın canlandığına ve o eski kadim kültürümüzün gün yüzüne çıktığına da şahitlik etmiş oluyoruz. Aslında geldiğinizde Akşehir'i bir açık hava müzesinde kendinizi adeta 12. yüzyıla, 13. yüzyıla gelmiş şekilde görebilirsiniz. Restorasyon çalışmalarımızda hem Çevre Şehircilik Bakanlığımız hem de Kültür Bakanlığımızın destekleriyle artarak devam ediyor. İnşallah Akşehir'i turizmin önemli merkezlerinden birini haline getirmek için çaba ve gayret içerisinde olmaya devam edeceğiz. Peki efendim, çok teşekkür ederiz katılımlarınız için. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Uğur İbrahim Altay yayın konuğumuzdu. Konya Akşehir'de 64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği bugün başlıyor. 10 Temmuz'a kadar sürecek şenlikte ziyaretçileri birçok etkinlik, oyun, tiyatro gibi faaliyet bekliyor diyelim ve sözü size bırakalım.